Evet, çok sağ olasın Sayın İsmet İpek Hocam. Arkadaşlar, bu güzel programda kaldığımız yerden dosyadan bir belge varsa hemen ekrana gelsin, görelim bakayım hangi belge var. Evet. Saygıdeğer İsmet İpek Hocam der ki, evet, Osmanlı'yı yıkmak için bir projeyi açıklamak gerekiyor. Amerikalılar Osmanlı'nın son döneminde 1860'lı yıllarda Fatih Sultan Mehmet'in yaptırdığı Rumeli Sarı'nın üst tarafında Robert Kolej'i inşa ettiler. Robert Kolej, Osmanlı başkentinde Fatih'in yaptırdığı Rumeli Sarı'nın üzerinde Osmanlı'da ülkesinde Protestanlığı, Ermenileri ve azınlık grupları güçlendirmek, onlara en iyi eğitimi vermek ve Osmanlı coğrafyasında Müslüman olmayan grupların başarılı olması için kurulan bir okuldu, bir misyoner okuluydu. Bu okul en büyük ve örnek bir okuldu. Bununla bağlantılı yüzlerce Amerikan okulu vardı ve bu okullarda tabiri caizse arı kovanındaki eşek arıları gibi Anadolu coğrafyasında Hristiyan grupların isyanlarını, siyasi amaçlarını destekleyen bir hareket vardı. Onunla ilgili evet bir gelişme oldu. Karşımızda Amerikan Robert Kolej'in görüntüsü. Amerikalıların Türkiye'nin doğusunda Ermenistan'ın inşa etmek için kurduğu Elazığ'daki Harput Amerikan Koleji, üniversite, lise, ortaokul, ilkokul eğitimi var. 2000 aşkın öğrenci, yüzlerce öğretmen ve Türkiye'nin doğusunda Van Gölü Havzası'nda 6 vilayette Ermenistan kurulması için Amerikalıların inşa ettiği en büyük okul. Bu okul 1880'li yıllarda yapıldı Elazığ Harput yöresinde. Harput Amerikan Koleji, burası Adana şehir merkezi. 1903 yılında Kozan'daki Ermeni başpapaz Adana'ya geliyor ve bir tören yapılıyor. Evet, karşımızda Adana'nın görüntüsü. Türk-Ermeni dostluğunun ne kadar efendim kin ve nefretle ayrıştıran bir düşünce. Bakın, yaşlı bir insan, genç bir kadın, arkada Ağrı Dağı var, harabe hale gelmiş bir ülke var. O ülkeyi yakıp yıkan bir barbar ordusunun olduğu söyleniyor. Oradaki sağ tarafta yazının hemen olduğu yerde elinde orak olan bir insan var ve aşağıda da elinde hilal ve yıldızlı bayrak taşıyan bir ordu var. O ordu gelip Ermenistan'ı mahvediyor. Bu bir hayali tablo. Türk düşmanlığını açıklayan, aşılayan, yayan düşüncenin ürünü olan bu tablo Ermeni okullarında, misyoner okullarındaki kitaplara basıldı ve çocukların önüne kondu. Bu fotoğrafı gören çocuklar Türk düşmanı oldular. Evet, o düşünceyi yansıtan bir belge şu an tarihte ekrana geldi. Burası Sayın Beyli, tarihi ismi Haçin. Osmanlıların son döneminde binlerce ev vardı, büyük bir şehirdi. Çok derinlerde bir Türk-Ermeni dostluğu vardı. Evet, Haçin kasabasının görüntüsü şu an ekrana geldi, gördüğümüz gibi. Haçin'deki dostluğu bozan en önemli olay, Kirkut Vadisi'nde bir dağın eteğinde Amerikalılar geldiler, orada modern bir kolej açtılar. Bakın, Amerikalı misyonerlerin Haçin kasabasına giriş görüntüsü ekrana geldi. Ve Amerikalı misyoner Rosa Lambert ve arkadaşları dünyanın öbür ucundan geliyorlar. Toros Dağları'nda, bugünkü ismi Sayın Bey ama Haçin kasabasında Amerikan Koleji açıyorlar. Evet, o koleji açmak için gelen Amerikalıların evet resmini şu an görüyorsunuz. Arkadaşlar, az önceki görüntüye tekrar gelelim isterseniz. Çünkü burada çok ilginç bir olay var. Saygıdeğer Ahmet Kaytancı az sonra konuşacaklar hocamız. Bu görüntü değil, az önceki görüntü ekrana gelsin. Evet, tamam geldi, çok güzelim. Türk-Ermeni dostluğuna tabiri caizse deprem gibi sarsan, Ermenilere destek veren, Anadolu'nun her yanında misyoner okulu açan Ermeniler ve Amerikalılar, bu Osmanlı'nın çökmesindeki en büyük projeyi de uygulamaya koydular. Burası Haçin kasabası. Tarihi ismi Haçin ama bugünkü ismi Sayın Beyli. Sayın Beyli ile ilgili kitap yayınlayan, ki şu an elimde Haçin kitabını görüyorsunuz, Sayın Ahmet Kaytancı hocamız az sonra konuşacak. Arkadaşlar, Ahmet Kaytancı hocamızın görüntüsü ekrana gelsin. Telefon bağlantımızı da kuralım hocamızla, hocamız konuşsun. Evet, Ahmet Kaytancı hocamız ekrana geldi. Ahmet Kaytancı hocamız tabii bir eğitimci, yazar. Kendisi yörenin tarihini araştırıyor, kültürünü araştırıyor, folklorunu araştırıyor. Elde ettiği bilgilerle şiir yazıyor, kitaplar yazıyor. Onun en iddialı kitabı Hacin kitabı. Evet, hocamıza hemen telefon kurulduğu anda biz alo diyeceğiz. Bakayım hocam ne diyecek bu Sayın Bey ile ilgili. Çünkü bende bir görüş var.
16 Ekim 1920 tarihinde Milli Kuvvetler Hacin kasabasına girdiler. O gün boyu Ermeni direniş güçleri darmadağın edildi. Evet, o günün kurtuluş günü olması lazım. Ancak bugün Sayın Beyli 18 Ekim tarihinde kurtuluş gününü kutluyor. Evet, bağlantı kuruldu mu arkadaşlar? İşaret veriyorlar. Ahmet Hocam merhaba. Merhabalar Cezmi Hocam. Şimdi saygıdeğer Kaytancı Hocam, kanlı bir olay yaşandı Hacın'da. Sayın Beyli, evet. eski Hacın. Hocam tabii bizim milli kuvvetlerimizin hücuma geçmesi ve oradaki Ermeni grupların darmadağın etmesi tarihi 16 Ekim 1920. Ancak bugün evet. Hocam Sayın Beyli 18 Ekim tarihini kutluyor. Bir çelişki var gibi geldi bana. Bu nereden geliyor? Sonra Hacın denen şehirdeki o savaşın önemi nedir hocam? Buyurun sizi dinleyelim sevgili hocam. Oldu, memnuniyetle. Öncelikle seyircilerimize iyi akşamlar diliyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Sayın Beyli gibi bir yeri gündeme getirdiğiniz için 2015 yılında bu meseleyi oldukça fazla konuşacağımız da bir gerçektir. Ancak bugünden bazı mesajları vermemiz gerektiğine inanıyorum. Sayın Beyli Çukurova'da göğüs göğüse muharebenin yapıldığı en önemli şehirlerimizden bir tanesidir. 1919 yılında Ermenilerin daveti üzerine Fransızlar biliyorsunuz Adana'yı işgal ettiler. İşgalle birlikte 1919 yılında Hacın'da da yani Sayın Beyli'ye de Ermenilerin daveti üzerine Fransızlar geldi. O zamana kadar Türk bayrağı olan, kalesinde Türk bayrağı olan ilçemize Fransız bayrağı çekildi. Ve bu Fransız bayrağının çekilmesinden sonra Sayın Beyli'de büyük bir huzursuzluk başladı. İlçe merkezinde çok az sayıda Türk, köylerinde de oldukça fazla Türk insanı vardı. İlçe merkezindeki Türk insanı Fransızların Sayın Beyli'ye gelmesiyle birlikte zulme tabi tutuldu. Özellikle 1920'nin 8-10 Mart tarihler arasında büyük bir katliam yapıldı. O tarihlerde 180 civarında insan Fransızların desteğiyle Ermeniler tarafından Türk insanı katledildi. Her taraf kan gölü olmaya başladı. İlçe merkezindeki insanlarımız bu sefer köylere, dağlara, taşlara kaçmaya başladılar. Bu olay Türk kamuoyuna çok kanlı bir vahşet olarak geçti ve soykırım tabirinin ilk defa kullanıldığı bir yerdir orası. 1920'nin Mart'ından sonra ilçe merkezinde Türk nüfusu kalmadı. Dağlara, taşlara, köylere, her tarafa kaçmaya başladı. Çünkü ilçe merkezinde kalan insanların hepsi Ermeniler tarafından öldürüyorlardı. Bunun üzerine Mustafa Kemal kendi en yakın silah arkadaşlarından Doğan Bey'i Sayın Beyli'deki bu vahşete son vermek üzere görevlendirdi ve Kuvayi Milli Hareketleri başladı. Mart'tan sonra Kuvayi Milli Hareketi ile birlikte Sayın Beyli etrafında kuşatmalar oldu. Kuşatma 8 aya yakın, 7 aydan fazla sürdü. Ekim ayına geldiğimizde kanlı çatışmalar meydana geldi. Bu çatışmalar içerisinde tabi çok sayıda insan öldü. 16 Ekim günü çetelerimiz Kuvayi Milli'ye, Hacın merkezine, Sayın Beyli merkezine giriş yaptılar. Ancak o gün giriş yaptılar fakat her taraf yanmıştı. Sayın Beyli'de bir tane bile sağlam ev kalmamış, tamamı yanmıştı. Askerlerimiz girdi, çetelerimiz girdi fakat mağaralarda saklanan çeteler, mağaralarda saklanan Ermeni silahlı güçleri vardı, teröristler vardı. Bu çatışmalar içerisinde şehrin tamamı yanmıştı ve bütün insanların temizlendiği kanaatine varılamadı. 18 Ekim gününe geldiğinde şehrin merkezinde bir tane bile sağlam ev yoktu. Onun için Gürleşen köyüne kaza merkezi taşındı ve Gürleşen'de bir ev kaymakamlık binası olarak belirlendi. İşte o tarih Sayın Beyli'nin kurtuluş tarihi olarak alındı. 18 Ekim bu şekildedir. Evet, Sayın Ahmet Kaytancı hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Efendim kendisi de önümüzdeki süreçte inşallah yayınlar yapacağız ve kamuoyuna çok güzel tarihi konuları anlatacağız. Hocam çok teşekkür ederiz.
Evet, ben teşekkür ediyorum. İnşallah bir daha bize Kurtuluş Savaşı'nı yaşatmazlar ve 1920'de gördüğümüz bu mezalimi bir daha yaşamayız. O tarihte yaşayan insanların, canlı tanıkların hayat hikayelerini biz dinledik. İnşallah biz o günleri bir daha görmeyiz. Türk bayrağı Sayın Beylik Kalesi'nde ilelebet inşallah dalgalanacaktır. Bütün seyircilerime de teşekkür ediyorum. Evet, Sayın Kaytancı hocamıza buradan çok teşekkür ediyoruz. Hocamızın tabii o görüşünü doğrulayan kitap, evet, Sayın Mustafa Onar'ın yazdığı Sayın Beyli isimli kitap, o coğrafyanın tarihi hakkında çok geniş bir yer veriyor. Efendim, şimdi bir ara vereceğiz. Hemen aradan sonra çok güzel konular gündeme gelecek. Kadir'den Sayın İbrahim Boysal telefonla canlı bağlanacak ve Kadir'deki kurtuluş mücadelesiyle ilgili yıllardan beri süren tartışma hakkında kendi görüşlerini açıklayacak. Evet, ara veriyoruz ama biz ayrılmayın. Çukurova'nın bana göre uydurma kurtuluş günleri gerçeği üzerindeki dosyaları aralıyoruz. Bakın neler çıkacak. Hep izleyeceğiz. Evet, bir ara ve arkasından tartışmaya devam edelim.